onunla da alacak. O kadar çok var ki isimleri karıştırıyoruz artık. Bu kızım, kızıma süt vereceğiz şimdi. Annesini sağacağız, sütünü içecek. Tamam mı kızım? Kedi hayvanlarımız var. Bir var ya siz var ya siz var. Bunlar var ya bunlar. Ben hiç tavuk sevmiyordum. Rahmetli kayınpederim çok tavuk severdi. Diyor nasıl bunu seviyor falan. Şimdi var ya onların hastası oldu. O kadar seviyorum ki hele bu. Oh. Annesinin gülleri bunlar. Annesinin gülleri. Oh. Hadi git. Hadi kız git. Hadi git. Gülhanım Aydın, 48 yaşındayım. Gaziantep kilis doğumluyum. Görücü usulü tanıştık. Kendi akrabalarımız vasıtasıyla. Orada evlendik. 3 tane oğlum var bu arada. Eşim orada şirketleri vardı. İşleri bozulunca ne yapalım dedik. Hani ne yapabiliriz diye düşündük. Bizim de zamanda yaptırmış olduğumuz böyle bir evimiz vardı. Köyde. Zaten biz yazın okullar kapanırdı. Biz çocuklarla beraber 40 gün burada köyde vakit geçirdik ve ben köyü çok seviyorum. Ne yapalım dedim eşime. Ben köye taşınmak istiyorum dedim. O da tabii şaşırdı. Hani ben kilisliyim, Karadenizli nasıl istiyor falan diye. Olur dedi. Sonra çocuklarımızla konuştuk. Onlar da tamam deyince buraya geldik. Buraya geldik ama ben İstanbul'da çok aktif çalışan bir insanım. Buraya gelince bir boşluğa düştüm tabii. Burada ne yapılabilir diye böyle kendime düşünürken bir gün burada komşulara gittik. Nuriye teyze sağ olsun o kadar dertleniyor ki bir tane buzağım oldu. İşte ben bunu ne yapacağım falan filan diye işte böyle dertleniyor. Dedim niye dertleniyorsun Nuriye teyze? Ben dedim alayım buzağı. Onlar bana bir gülüyorlar. Kızları falan bir gülüyor. Şimdi İstanbul'dan gelmişsin. Tabii sen bu köpek değil kızım dediler bana. Kedi de değil yani. Nasıl bakacaksın sen? İneği tanımazsın, İstanbullusun falan. Ya dedim siz bana verecek misiniz buza? Tamam kızım dedi Nuriye teyze. Sabah dedi saat 9'da gel al dedi buza. Tamam dedim. Tabii bunlar gülüyorlar tekrar. Gelmez falan dediler benim için ama 9'da biz gittik o buzağı aldık. Bunlar da tabii şaşırdılar. Getirdik onu ahıra. Tabii ben hiçbir şeyden haberim yok. Bu sefer veterinerler of da. Veterinerle görüşüyorum, işte internetten bakıyorum, nasıl yapabilirim, nasıl büyütebilirim falan. Tabii biz ona çok güzel bakmışız ama tabii yağlı olduğu için yük almadı hayvan. Biraz fazla beslemişiz. Onu verdik bir komşuyla, sağ olsun o da götürdü beni pazara. Birlikte gittik, doğurmuş bir inek aldık. Ama ben doğurmuş inekten haberim yok ki benim süt sağılacak, edilecek hani meyve sağamam ki. Yine komşularım sağ olsun bana kız geldi 3 gün kurs verdi. 3 günden sonra dedim tamam Dilek gelmeyeceksin ben kendim yapacağım. Abla emin misin falan dedi. Evet dedim ben yapacağım. Ondan sonra alıştım. Derken şimdi baktık ki bu sütler yani eve çok fazla geliyor. Ne yapabilirim bu sütleri? Satış yapayım dedim ben. Çünkü İstanbul'da da evden yemek yapıyordum. Bu arada aşçıyım da aynı zamanda. Satış yapalım dedik. Baktık ki talep çok arttı. Ne yapalım? Hadi buzakları satıp tekrar bir ikinci inek aldım. Onu buzakları olunca tekrar bir inek. Öyle derken şu an 20'ye yakın ineğim var gördüğünüz gibi ahırda.
Ve bunları bir tek buzakla başladık. Nuriye teyze de sağ olsun bana öncelik yaptı. Böyle bir ahırı kurmamda vesile oldu. Tabii hayvancılık çok güzel bir şey. Ben çok severek yapıyorum işimi. Hakikaten bir aşkla yapıyorsunuz dersiniz ya. Aynı o şekilde hayvanları da çok sevdiğimiz için yapılıyor yani. Yapılmaz. Ama çok özveri istiyor. Hani biz mesela eşimle aynı anda bir yere gidemiyoruz. Sabah ahırları yaptıktan sonra mutlaka akşam 5'te ahırda olacaksınız. Öyle bir şansın yok. Böyle bir dezavantajı, avantajı oluyor, dezavantajları oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz biz. Bahar'ı gör bakalım, gel, gel. Bahar'da dışarıda koşmak nasıl oluyormuş? Hadi koş bakalım, koş, koş, koş. Hadi kızım, koş, 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 gel. Gel, ilk defa çıkıyor tabii ki. Çok heyecanlı. Gel, gel bakalım, gel, koş, koş. Atla kızım, evet, atla. Atla yavrum, atla, gel. Oh çiçekler, böcekler, güneş. Oh, daha ne olsun. Hadi gel, gel. Koş, 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 koş. Gel, atlayalım birazcık. Koş, atlayalım, atlayalım. Evet, evet kızım. Aferin sana, aferin. Bayıldı, bayıldı, bayıldı yeşillik. Yavaş, 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 yavaş. O kadar demedik sana. Ne yaptın? Hadi. Bu ne kadar fena olmuş ya Alaaddin. Anam, anam canımı aldı. Esset canımı aldı bu. Oo, kızım seni ben inek düşünemiyorum ha. Oh. Ha kızım. Ama desene anne ne kadar süt verdin bana anne. Ben kuvvetli kızım anne. Ben kuvvetli kızım. Heh. Annem gibi olacağım ben. Annem gibi. Hadi bakalım. Ben sabah 6'da zaten ayaktayım. 6.30-7 gibi ahıra giriyoruz. Bizim ahırı yapmamız işte hayvanları sevmek, yedirmek, sağım derken 2.5-3 saatimizi alıyor. Ondan sonra eve çıkıyoruz. Süt siparişi olduğu gün, pazartesi ve perşembe benim off günüm. Süt siparişini yoksa hemen yağ peynire çeviriyoruz sütümüzü. Zaten ondan sonra da biz tarla işleri var, çayımız var, fındığımız var. Bahçe işleri var onlarla. Tekrar akşam 5 gibi ahırda olmamız gerekiyor. Akşam 7.30-8 gibi bizim ahır işimiz bitiyor. Tabii bizim mesai bitmiyor. Gece saat 2'ye 3'e kadar çalıştığımı biliyorum. Çünkü yağ peynir çok kolay bir iş değil. Bu şekilde gidiyor bizim günümüz. Çok yoğun gidiyor yani bayağı bir tempolu. Sütünüz sıcak sıcak. Çok teşekkür ederim. Ben getiriyorum. Teşekkürler. Ne yaptın bugün Zeynep? İyi, ne yapalım? Birazcık bahçe kazdık. Evet, bahçe. Bunun dışında evet, evi temizledik. Evet. Ekim zamanı başladı da bir şeyler ekiyoruz. Sen ne aynen, yapıyorsun? Ben de yapacağım. Tarlamızı yapacağız. İyi bakalım. İnekleri bir halledelim. Ondan sonra tarla işleri. Ondan sonra çay işleri, ondan sonra fındık. Allah kolaylık bakalım versin. Bakalım ne olacak halimiz. Ama bereketli olsun. Inşallah. Amin amin. Hepimize inşallah. Yani bir tek ben diyorum ya hayvanların sadece dili yok.
her şeyi size anlatıyorlar. Mesela kaşınmak istiyor değil mi? Hemen diliyle gösteriyor sana, hani beni gel kaşı. Birini seviyorsun, diğeri de hemen beni de sev. Yani inanın onlarla birlikte mesela ben bu işi 13 senedir yapıyorum. 13 senedir de aynı ahırda, aynı ineklerimle beraberim. Her dillerinden anlıyoruz ve hastalığını söylüyor sana. Mesela ahırda biri çözsün, hemen ispiyoncularımız çok, hemen bağırırlar direkt. Zaten kamera sistemimiz, her şeyimiz var ahırda. Yani bu şekilde çok, diyorum ya, sadece dilleri yok. Hayvanların her şekilde kendini ifade ediyorlar. Gübrelerimizi gelip alanlar da oluyor. Mesela bu şimdi tam bahçe zamanı, gübre satışımız da oluyor. Biz kendi arabamızla deminki gördüğünüz şekilde beraber taşımasını da yapıyorum. Tarla işlerini de yapıyoruz. Geri kalan da işte zaten şimdi şu an çay geliyor. Onun çay otlarının temizlenmesi lazım. Çay kırımı olacak. Tabii biz ilk etapta kırıyorduk ama benim bir ameliyat geçirdikten sonra çok fazla çay kıramıyorum şu durumda. Onun için işçi tutuyoruz. Böyle bu şekilde devam ediyoruz. Fasulye yapıyoruz. Mısır, lahana, ben biber, patlıcan, domates, maydanoz, aklınıza ne geliyorsa hepsini yapıyoruz. Yeşil soğan, kıvırcığı, hepsini yapıyoruz. İşin çok enteresan tarafı, burayı hakikaten daha çok benimsedim. Hani ben doğuma şöyle Kilis ama büyüme İstanbul. İnanın ben İstanbul'da bu kadar rahat değilim ve şimdi o çocuklarımı görmeye gidiyorum. 10 gün kalamıyorum ben İstanbul'da. Çünkü burayı çok seviyorum. Burada insan rahat ediyor. Hani doğa, yeşillik benim için vazgeçilmezimdir yani. O yüzden zaten buraya yerleşip burada da kendi işimi yapmak çok güzel, çok keyif veriyor bana. Çok şanssızlar şehirdekiler. Çünkü diyorum ya, dört duvar arasında kalıyorsunuz. Burada her şekilde ayağınızı attığınız an zaten temiz hava. Yani yamaç, evet, yamaçtan biraz. Hani ben neden zorlanıyorum? Kendi ineklerim var. Mesela onları çıkarıp gezdirmeyi çok isterdim. Hani öyle bir alanımız yok. Ona çok üzülüyorum. Mesela Trakya tarafına bakıyorum. Onlar dümdüz inekler ovada koşuşturuyorlar. O bakımdan biraz zorlanıyoruz ama diğer taraftan tabii bu manzarayı, bu doğayı hiçbir yerde bulamazsınız. Vallahi ben diyorum ya, üretiyorsun, çalışıyorsun, mutlu oluyorsun. Yani açıkçası ben şimdi İstanbul'da kalsaydım ben bu mutluluğumu, bu huzuru kesinlikle orada bulmazdım. Çünkü bir nebze de şansım var diye düşünüyorum ben, hani burada yaşamam. Çok mutluyuz, bilmiyorum. Ben hakikaten hayvanlarımla da birlikte huzur dolu oluyor burası. O yüzden de buradan vazgeçmiyorum. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Gel. Gel kızım, gel 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 gel. Koş 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 koş. Koş 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 koş, gel gel gel. Sabahleyin çıkar kümesten. Koşa koş, koşa koş yumurtasını yapar, ondan sonra da bağırır. Anne ben yumurta yaptım der. Yumurta da satıyorum. 150 tane tavuğum vardı. Şu an işte biraz sattık, biraz işte yabani hayvanlar aldı. Şu an 20-25 tane tavuğumuz var ama bunlardan da tabii yumurta isteyen oluyor. Çok da talep var. Bu kadar yeterlidir diyorum. Talebi çok fazla karşılayamıyoruz. Bunlarla idare ediyoruz. Otların arasına düşürüyor onları. Yumuş olabilir onları. Yok canım, zannetmem. Hayır, panter. İşte buradan şu aralara falan düşürüyor. Ondan sonra da daha bulamıyor yavruları. Biz de tedirgin oluyoruz. Bir hafta önce. Daha yeni doğurdu. Bir haftalıklar bunlar. Ay, annesi görmesin. Ay. Anam. Sizi verene kurban olurum. Bak gözleri daha kapalı. Annem, anne emzireceksin. Anne yedireceğiz, seni emzirecek. Değil mi aşkım? Uy, kurban olurum sizi yaradana. O yavrum. Ah. Diyorum ya, bir şekilde buna devlet destek vermesi gerekiyor. Tarımın bitmemesi lazım. Biz her şekilde bunu destekliyoruz ve biz iki kişi, karı koca bunu yapıyoruz. Direniyoruz açıkçası. İnşallah da daha iyi olacak diye düşünüyorum. Söylüyorlar anne yeter, bu kadar daha, ne kadar daha yapacaksınız diye, ama yok yani biz inanın diyorum ya, bana bir terapi oluyor, huzur veriyor, aynı zamanda bir hareket oluyor. Hani bunu yapmayınca ne yapacaksınız burada? Hiçbir şekilde bir şey yapamazsınız. O yüzden
sağlığım el verdiği sürece bu işi yapmak istiyorum. Yanıma gel. Gel. Otur şimdi. Şimdi otur, kaşıtı yapsın. Hadi tamam, otur. Bir otur. O nasıl bir oturma oğlum? Otur. Gel. Ha? Otur bakayım. Otur bir. Pati ver. Pati ver. Pati ver. Otur. Pati ver. Otur da pati ver. Pati ver bana şimdi. Patini ver. Pati ver. Evet. Aferin sana. Aferin sana. Benim oğlum. Oy oy oy. Doydun mu sen? Han. İsmi Han. Han deyince zaten. Han. Gideyim mi? Gideyim mi? Gitmeyeyim mi? Nereye gideyim? Biz 9 senelik köpeğimiz. Yani o artık arabanın sesini duyuyor. Mesela aşağı virajlardan çıkarken arabanın motorunun sesini tanıyor. Biz buraya geldiğimiz zaman var ya, dünyalar onunla oluyor. Böyle hani geldiler, tamam hadi sevin beni. Bütün köpekler, hayvanlar, herkes sevgi bekliyor. Otur, 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 otur anne. Oy, 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 ele baksana.